Evet değerli arkadaşlar, bu üçüncü videoyu yapmak istemiyordum ama sonradan düşündüm. Radyoyu yeni kuran arkadaşlar çoğu zaman ilk yayını almayı beceremiyorlar veya dikkat etmiyorlar veya işte ilk defa yayın aldıkları için yapamıyorlar. Ben bunu düşünerekten bu üçüncü videoyu hazırlamak istedim. Şimdi bir tarayıcı açıyoruz. Arkadaşlar ben sürekli radyo olayında Firefox'u Mozilla'yı kullanıyorum. Çünkü edindiğim tecrübelere göre en iyi randımanı veren servis sağlayıcı radyolar için söylüyorum. Mozilla. Onun için ben Mozilla'yı kullanıyorum. Tabii siz hangisiyle rahat ediyorsanız onu kullanırsınız. Buraya Flat Kesti yazıyoruz. Pardon. Bir harf eksik yazmışım. Evet. Geldi. Tıklıyoruz. Şimdi sayın arkadaşlar bakın burada bir yazılı. Eğer burada bu nick yazılı olmasa idi ne olurdu? Bakalım. Nick'i silelim buradan. Bakın iki boş satır var. Burada eğer ki onaylı bir nick yani herhangi bir Flatcast'ten alınmış nick olmaz ise şifreli bir nick yayını almaya giremezsiniz. Böyle bir şansınız yok. Onun için buraya biz kendi almış olduğumuz şifreyi şeyi yazalım, nick'i yazalım ve altına tabii şifremizi yazıyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız bu ana şifreyi ayrı tutmuştum. Bu ana şifre dediğimiz Flatcast'teki ana şifre burası. Şimdi arkadaşlar bunu yazdıktan sonra login'e tıklıyoruz. Şifreyi kaydet diyor. Ben kaydetmeyeceğim tabii. Şimdi bakın burada biraz önce sit alırken de buraya basmıştık. Tıklamıştık. Şimdi yine tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi burada şu açılan sayfada yine altta tabi burada radyo bilgilerimiz var. İşte onun için ana şifre olduğu için buraları görebiliyoruz. Yoksa öyle görme şansımız yok. Şimdi arkadaşlar burada biraz önce şuna tıklamıştık. Şimdi buna tıklayacağız. Bakın burada tak over or start yani yayın al diyor. Buraya radyomuzun sit numarasını yazıyoruz. Neydi sitimiz? 14 15 075 idi. Buraya da yayın alma şifresi hatırlarsanız daha önceki videoda söylemiştim. Yayın alma şifresi ayrıdır. Bu ana şifreden farklı idi. Evet şimdi şifremizi de yazdık. Şurada yetstrama tıkladığımız zaman tekrar şifreyi kaydetti dedi. Ama ben biliyorsunuz kaydetmeyeceğim. Gördüğünüz gibi radyomuz açıldı ve yayın hayatına başladı. Şimdi arkadaşlar burada hazır buraya kadar gelmişken sizlere buralar hakkında da bazı şeyler söyleyeyim. Şimdi şu gördüğünüz mikser. Bu mikser Win7'lerde Windows 7 programında işletim sisteminde zaman zaman değil, ilk başlarda göremeyebilirsiniz. Yani format attığınız göremeyebilirsiniz. Bunun için ya bir mikrofon takmamız gerekecek veyahut da şuradan göstereyim. Bakın veyahut da buradan şu kayıta tıkladığınızda şunu görmeniz lazım. Yani stereo karışımını mutlaka görmeniz lazım. Eğer mikrofonsuz kullanacaksanız bunu aktif hale getirmezseniz mikrofonsuz kullanamazsınız. Önce bunu aktif hale getirmek zorundasınız. Bu da eğer ki ses kartınız güncelse o ses kartında mutlaka güncelse onu aktif hale getirmeniz kolay olacaktır. Arkadaşlar şu gördüğünüz tabi tema kutucuğumuz. Bütün temalarımız burada. İlk radyo kurduğunuzda yani eğer temanız yoksa sadece Flatcast'in kendi temalarını görebilirsiniz.
o temayı nasıl buraya almayı da göstereceğim. Önce mikserden başlayayım. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir sürü şey görüyorsunuz. Şimdi birçok arkadaş miksere tek tek şarkı katıyor. Bunun nedeni de arkadaşlarla konuştuğumuzda toplu müzik atmayı bilmediklerini söylediler. Şimdi şuradan bakın burada bir müzik dosyam var benim. Çeşit dosyalarım var, müzik dosyalarım. Ben bunları kendime göre sınıflandırdım. Oralardan dosyaları alıyorum yayına. Bakın şimdi. Şimdi buradan dosyayı tutup buraya atabilirim. Ama onu atmadan önce size şunları anlatayım. Şimdi arkadaşlar, mesela şuna tıkladığınızda bakın gördüğünüz gibi masa üstünü görebiliyorsunuz. Buradan herhangi bir parçanın üstüne çift tıkladığınız zaman veya tek tıklayıp aç dediğiniz zaman o müziği buraya alır. Bu bir. İkincisi şu del tuşu, yani delet tuşu, buradaki müziği üstüne tıklayıp işaretli hale getirip tıkladığınızda siler. Listeden kaldırır. Şu gördüğünüz tuş, buna basılı tutarsanız mikser çalmış olduğu parçayı, yani şuraya aldığı parçayı en alta atar. Yani mikserdeki parçaların bitmesini istemiyorsanız, uzun süre kalmasını istiyorsanız buna tıklamanız lazım. Deneyelim şimdi. Bakın şimdi müzikleri attım. Bakın şimdi Baha'nın gördüğünüz gibi bir damla ateş müziğini aldı, aşağıya attı. Şimdi bunu değiştireyim. Bakın, şimdi burada kutupta yaz, gördüğünüz gibi bu en alta geldi. Bunları sanırım anladınız arkadaşlar. Şimdi gelelim mikrofonla konuşmaya. Bakın şuradan takip edebilirsiniz. Şimdi şuna tıkladığınız zaman çalan, bakın buradaki çalmakta olduğu eser gitti. Şimdi durdurdu. Şimdi şuradan talk over'e tıkladığım zaman bakın şimdi burada da tabii burada bir aksilik oldu. Burada da şuna tıkladığım zaman mikrofonla konuşabilirim. Benim şu anda mikrofonum aktif değil. Mikrofonum şu anda video kaydında olduğu için burada tabii hareketlenmeyi görmüyorsunuz. Ama şurada bir ışıklarda bir hareketlenme olacak. Şimdi bunları tekrar, ha şuradaki sürgüler var. Bu siz konuşurken bu sürgüyü sağa sola çekerek sesin müzikten daha fazla, müzikten daha az gitmesini sağlarsınız. Şu sürgüyü mümkün olduğu kadar aşağıda tutmaya bakın. Bu sürgüyü eğer aşağıda tutmaz da yukarıda tutarsanız dinleyicilerinizde zaman zaman uğultular olacaktır. Onun için bunu sürekli burada tutmaya çalışırsınız. Burada bir dipnot olarak sizlerde bulunsun. Evet arkadaşlar, sanırım buraları anladınız. Çalan parçayı değiştirmek istediğinizde buradan değiştirirsiniz. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi işte benim temalarım var, kullandığım temalar var. Eğer siz hangi temayı kullanmak istiyorsanız mesela şu temaya geçeyim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi tema değiştirmiş oldum. Şimdi dark tema vardır. Eğer ki internet bağlantınız zayıf ise ve kullandığınız temalarda da gifler var ise tema değiştirmeden önce dark temaya geçmenizde fayda vardır. Eğer dark temaya geçer de sonra tema değiştirirseniz dinleyicilerinizde temalar karışmadan geçiş yapmış olurlar. Şimdi burayı da anladık. Şimdi bakın arkadaşlar, birçok arkadaşın yapamadığı bir basit bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi şurada bakın desintol diye bir tuş var. Buna tıkladım. Temanın arka bölümüne geçtim arkadaşlar. Bakın. Burası temanın arka bölümü. Şimdi
Buraya ben herhangi bir yazı yazmak istiyorum. Bakın şimdi geldim herhangi bir boş bir alana, sağ tıkladım. Bakın mouse'tan sağ tıkladım. Insert yazan yerin üstüne geldiğimde bir tekrar bir sayfa açıldı. Burada bakın text yazan bir yeri var. Gördüğünüz gibi text'e tıklıyorum. Bakın şu yeni satır açtı. Gördüğünüz gibi bu satırın etrafı, bakın şurası yeşil bir çizgi göreceksiniz. Şimdi buraya harflerin kalın olmasını istiyorsanız Alt R tuşuna basarak klavyedeki 3 rakamına tıkladığınızda oraya bir tren yolu yapacaktır. Önüne B yazarsanız bu arada kanalyan da nefis ötüyor. Önüne B yazarsanız yazdığınız harflerin kalın olmasını, yani bold olmasını sağlarsınız. Şimdi ben buraya ne yazayım? Mesela DJ'in ismi olmadığı için orada DJ ismi yazayım. Feraz yazayım. Gördüğünüz gibi. Bunu yazdıktan sonra mutlaka Enter tuşuna basmanız lazım. Arkadaşlar bakın Enter tuşuna bastığınızda burada text on diye bir yazı çıktı ama yazdığım yazı altta bakın dikkat edin şurada siyah görüküyor. Şimdi tekrar bakın şu yeşil çerçevenin iç kısmına sağ tıklıyorum. Text'in üstüne geliyorum arkadaşlar. Buradan bu tarafa geçiyorum. Eğer yazıyı değiştirmek istersem, yani yazıda herhangi bir değişiklik yapmak istersem Edit tıklayıp yazıda değişiklik yapabilirim. Şimdi ben yazıda değişiklik yapmayacağım. Şimdi tekrar buraya geldim. Sağa tıkladım. Text'in üstünden. Bakın şurada Set Size diye bir yazı var. Buna tıkladığım zaman şu sürgü çıkacak. Pardon. Bu sürgünün şu alttakine tıkladığınız sürece yazdığınız yazı büyüyecek. Gördüğünüz gibi. Bakın. Gittikçe büyüyor. Buna tıkladığınız sürece de küçülür. Şimdi biz şunu büyüttük. Tekrar yazıya bu sefer renk verelim. Pardon. Buna tekrar geliyorum. Tekrar sağa tıkladım. Text'ten Set Color'u seçtim. Buraya herhangi bir renk vereceğim zaman bakın şuraya buna tıkladım. Renk buraya geldi. Özel renklere ekledim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi yazı sarı oldu. Kulağımdan tuttum. İstediğim alana çektim. Bıraktım. Şimdi bunun her tema değişiminde silinmesini istemiyorum. Şuradan Save, yani kaydet dediğim zaman da kaydeder. Tekrar Present'ten öne geçtik. Gördüğünüz gibi yazı orada kaldı. Diyelim ki tema almak istiyorsunuz. Fetchepay'i indirdiniz. Herhangi bir siteden Desktop'a tıklıyorsunuz. Present'e tıklıyorsunuz. Bakın şurada Import denilen bir yer var. Eğer ki burada Form File derseniz burada tıkladığınızda masa üstünüzü görürsünüz. Yani en azından masa üstünü seçersiniz. Buradan tema nerede ise, mesela şurada varmış bir tema. Burada bu FCP'li, bakın burada FCP yazıyor gördüğünüz gibi. FCP'li herhangi bir temayı üstüne çift tıkladığınızda direktman tema kutucuğunuza gider. Yani şuraya gelir. Ben sanırım o tema burada var. Bir arkadaşa yapmıştım. Buradaki tema. Bakın o tema buydu. Buraya almışım onu. Buna tıkladığımda bakın gördüğünüz gibi tema yeri değiştirdi. Bunu bir arkadaş istemişti. O arkadaşa yapılmıştı bu tema. Şimdi arkadaşlar
Sanırım buraya kadar anladınız artık. Şimdi tekrar bunu desktop'a tıklayıp buraya gelir isem, buraya mesela atıyorum bir GIF eklemek istiyorum veya bir resim, başka bir resim eklemek istiyorum. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Yine insert'a geliyorum. Bakın şurada resim, yani İngilizcesi yazıyor. Burada buna tıklıyorum. Şöyle bir kare açılıyor. Bu açılan kareye sağ tıklıyorum. Bakın şurada yine resime geliyorum. Bakın şurada change URL diyor. Yani URL'yi değiştir diyor. Şimdi şurada tıkladığım zaman bakın şurada bir yazı geldi. Bunu siliyorum. Bakın bunu sildim. Bu yok. Buraya hangi resmi koyacaksam onun URL'sini getirip buraya yapıştırıyorum. Onu yapıştırdıktan sonra enter dediğimde, tabii bu şimdi orada yazı olmadığı için enter dediğimde resim buraya gelir. Arkadaşlar resmi şuradan tutarak büyütüp küçültebilirsiniz. Bakın bu şekilde şunu da yapabilirsiniz. Tekrar bunun içine sağ tıklayıp picture'ın üstüne gelip bakın şurada orijinal size diyor. Yani buna tıkladığınız zaman resmin orijinal boyutu neyse o boyuta gider. Siz de istediğiniz zaman bunu küçültür, büyütürsünüz. Şimdi bunları öğrendik arkadaşlar. Şimdi peki bunu buradan geri silmeyi nasıl yapacağız? Şimdi tekrar burada resim olduğunu varsayalım. Veya şunu bir sileyim önce. Bakın şurada remover var. Bunu sildim. Şimdi biraz önceki temaya geçelim. Yazı yazdığımız tema. Gördüğünüz gibi yazı burada. Şimdi yazıyı kaldırmak istiyorum. Yazının üstüne geliyorum. Sağa tıklıyorum. Text açıldığı zaman şurada remover var. Bakın. Buna tıkladığım zaman yazı silindi. Eğer okeylemezsem, onaylamasam, silsem dahi tema değiştirdiğimde o yazı geri gelecektir. Bakın gördüğünüz gibi yazı geri geldi. Evet arkadaşlar, anlamadığınız yerlerde forumumuza, yani Alaturka'ya girdiğiniz zaman orada yazarsanız eminim ki bütün arkadaşlar, jüri olan arkadaşlar veya mod olan arkadaşlar sizlere mutlaka ve mutlaka yardımcı olacaklar. Ben şuraya bir yazı daha yazmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, ben buraya size kendi adresimi yazıyorum. Pardon, Oğuzhan 01 FM. blogspot.com. Evet arkadaşlar, bakın yazdım, bunu okeyleyeyim, buna bir renk vereyim, set color dedim, hadi bu da sarı olsun, tamam dedim. Şimdi bunu büyüteyim, set size dedim, büyüttüm. Bakın arkadaşlar, büyüdükçe yazılar alt alta geldi. Ben bunu açıyorum. Açtığımda bu yazı şeye geldi. Tek satır oldu. Bakın burayı da böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu adresi size yazmandaki amaç siz olur ki eğer ki herhangi bir konuda yardım almak isterseniz bu adres pardon, bu adres sizde bulunsun. Ben şimdi kendi yerimi açayım. Bakın şimdi arkadaşlar, burayı açtığınız zaman eğer ki ihtiyaç duyarsanız bana, sayfa açılsın arkadaşlar. Sanırım arkadaşlar yayındalar. Onun için bu arada yayını yaparken ikinci bir radyo açma şansınız yok. Veya dinleyiciyken ikinci bir dinleyici
veya dinleyiciyken yayın alma, böyle bir şansınız yok. Ancak her bilgisayardan bir tane açabilirsiniz. Evet, burada şu anda arkadaşlar yayındaymış. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada bir iletişim yazan yer var. Buna tıkladığınız zaman bizim iletişim kutumuz açılır. Ama sizden ricam, Explorer'dan burayı yazmayın. Yani Explorer'dan açmayın burayı. Explorer harici, işte ne bileyim, Chrome, Yandex, Mozilla, bunlardan açtığınızda şurada isminizi, soy isminizi, herhangi bir şey yazabilirsiniz. Buraya herhangi bir mail adresi yazabilirsiniz. Şuraya mesajınızı yazıp şuradaki işlemi şuraya eklerseniz, bakın 6 artı 3 9 işlem sonucunda yazdığınızda, şuraya gönder dediğinizde bu direktman benim mail adresime gelir ve ben mail adresimi her gün düzenli olarak kontrol ederim. Eğer böyle bir şey varsa, adres bırakmışsanız mutlaka yardımcı olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar, dersimiz bu kadar. Sanırım bütün arkadaşlar anlamıştır. Anlamayan arkadaşlara da dediğim gibi elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Evet arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Hepinize iyi yayınlar, iyi günler.